Nereye gittik şimdi buradaydı? Hocam bizim dükkana mı gidiyordu? Evet, hemen oraya bakmam lazım. İyi, yine tozlanmış. Sabah oluyorum, akşam yine aynı. Yumaklardan oluyor canım işte, pamukçuk pamukçuk. Tuna teyze, Tuna teyze. İnci, ne oluyor yavrum, korkutma beni. Tuna teyze, gördüm gördüm. Yavrucuğum dur bir sakin ol. Ne oldu, neyi gördün? Tuna teyze, az önce Melek teyzeyi gördüm. Elif ablamlar gelmiş. Ne? Melek teyzenler mi? Evet. Nasıl yani? Nerede gördün İnci? Bakalım, bir sokağında. Bir baktım karşımda. Seslendim, koştum ama peşinden. Bir baktım yok. Kayboldu. Belki dükkana geliyor dedim. Buraya koştum. Çok seviştim, çok. Sonunda galiba döndüler. Biz görmeye geldiler. İncim, canım benim. Bir tek Melek teyzem gelmemiştir değil mi? Elif ablam da geldi. İnci kızım bak. Ben onları çok özledim. Bir an önce gelsinler. Sen hiç konuştun mu? Aradılar mı geldik diye? Elif. Elif'im. Yok. Her yere baktım. Baktım her yere. Yukarı baktım. Ben aşağı bakmadım. Ben aşağı bakayım. İnci, canım benim. Benzetmişsindir, Melek teyzen değildir o. Ya hayır, o Melek teyzemdi. Gördüm, eminim. Melek teyzen olamaz. Neden olmaz ki? Belki bizi özlemişlerdir ve gelmişlerdir. Neden olmasın ki? Orada eminim. Sonunda bizi görmeye gelmişler demek ki. Ya neden inanmıyorsun? Star teyze gördüm diyorum. İnciciğim, kızım ben sana neden inanmayayım ki? Belli ki benzetmişsin. Hem insan insana benzer. Öyle değil mi? Hayır, benzemiyordu. Kesin oydu. Ah be İnci, nasıl anlatırım sana o kazada öldüklerini? Nasıl söylerim? Ya Tuna teyze, yalan söylemiyorum gerçekten. İnciciğim, sen yalan söylemezsin biliyorum. Ama dediğim gibi kuzum. Tamam, gel göstereyim o zaman nerede gördüm. İnci kızım dur. Ya gel göstereyim. Tamam kızım dur. Ya göstereceğim, belki yine oradan geçerler. İnci ya tamam peki madem. Dur dur. Çabuk ol. Hadi. Hadi ya, çabuk ol, çabuk. Tamam, dur bir montumu giyeyim. Belki sürpriz yapmak için aramadılar. Ya görünce şaşırır aramızı. Olamaz mı Tuna teyze? Oo, çok heyecanlıyım. Bir an önce görmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Ya hadi Tuna teyze, hadi.
Neredesin mis kokulun? Neredesin? İnci kızım tamam yavaş. Kızım biraz yavaş ol. İşte tam burada gördüm. Tam buradaydı. Sonra birden yok oldu. İnanmıyorsun değil mi bana? Ama doğruyu söyleyeyim. O Melek teyzeydi. Emin kesin bizi arıyordu. İnci, yavrum, Melek teyzenler Bursa'dalar. Buraya gelmiş olamazlar. Mümkünatı yok. Güzel kızım, mümkünatı yok bunun. Neden mümkün olmasın ki? Ya arabaya binip gelmişlerdir. Yusuf amca onları getirmiştir. Olamaz mı? Gelemezler. Gelemezler çünkü çok işleri vardır. Yusuf amcanın da, Melek teyzenin de. Güzel kızım, anlıyor musun beni? Ama geldiler, biliyorum. Ama biz nasıl onları özlemişsek, onlar da kesin bizi özlemişlerdir. Ya dayanamamışlardır, gelmişlerdir. Lütfen Tula teyze, inan bana. Güzel kızım, yavrucuğum. Ne olur hadi daha fazla üzme bak beni. Hem dışarısı da çok soğuk. Ateşin çıkacak yine. Hadi dükkanımıza gidelim. Hadi kızım. Hadi. Ama hayır Tula teyze. Kızım ne olur hadi gidelim. Hadi kuzum hadi tut elimi. Hadi. Boşuna telaş yapıyorsunuz. Yok bir şeyim. Az da olsa tansiyonunuz yüksek mi Hacı'dan? Anneciğim bak bugün hiçbir iş yapmak yok. Yatıp dinleniyorsun. Aynen anne. Bak yormayacaksın kendini. İşe gideceğim aklım sende kalmasın. Aklım bende kalmasın oğlum. Sen işine gücüne bak. Ben yalnız değilim ki burada. Hümeyra var, Süreyya burada. Vildan zaten hep yanımda. Evet Kerem Bey siz hiç merak etmeyin. Vildan, anneme iki tane yastık getirir misin? Arkasına koyalım da rahat etsin. Bak, arayıp kontrol edeceğim. Kalktığını duyarsam bozuşuruz. Tamam, merak etme sen. Ve sen işine gücüne bak. Allah işini rast getirsin. Nasıl oldu durumu? Tansiyonu yükselmiş biraz. Güzel. Bu durumda sürekli odasına girip çıkman gerekecek. Bu fırsatı çok iyi değerlendir. Sakın kaçırma. Sakın. Tamam Tarık Bey. Hı. Validan nasıl oldu? Yani ben odasına girip rahatsız etmek istemedim. Yapılacak bir şey var mı? Yok yok. Biraz dinlenirse kendine gelecek. İyi. Vildan,
Eğer valide hanımın kötüleşirse bize hemen haber ver, olur mu? Daha da kötü olursa hemen bir doktor çağıralım. Tabii Tarık Bey. Ben de sık sık arayıp bilgi alacağım, tamam mı? Hazırsan çıkalım mı? Çıkalım. Anneciğim, sırf kendini strese soktuğun için bu haldesin, biliyorsun değil mi? Yani kimsesiz çocuklar için kendini helak ettin. Herkese her şeye aynı anda yetişemezsin. Kabul et artık bunu. Kızım, zaten benim bir şey yaptığım yok ki. Her şeyi Mustafa yapıyor. İyi de kafana takıyorsun işte. Gidiyorsun, çocukların o halini görüyorsun, üzülüyorsun, dertleniyorsun. Hepsini tek tek düşünüp dertlerine çare arıyorsun. Sonra da tansiyonu fırlıyor böyle işte. Getir Vildan. Koy arkasına da. Tamam, bir tane yeter. Alayım böyle. Bundan sonra her zamankinden daha fazla dikkat etmen gerekiyor kendine, biliyorsun değil mi? Bak şimdi torunun da geliyor. Hani böyle durup hasta olursan sürekli, o zaman nasıl vakit geçireceksin torununla? Hayırlısıyla bir gelsin de o. Bak ben onunla nasıl vakit geçiririm göreceksin. İyiyim ben, merak etme. Vildan, yarım saat sonra annemin tansiyonunu tekrar ölç, bana da haber ver. Tamam Ümeyran. Anneciğim. Sen şimdi iyicene yat, uyu, dinlen. Ben gene gelirim, tamam mı? Tamam. Şalınızı örteyim, ister misiniz? Olur Vildan. Sağ olasın. Yani demem o ki endişelenecek bir şey yok. İyiyim. Daha iyi görünüyorsunuz. Dinlenmek iyi geldi sanırım. Sağ ol kızım. Kerem de tam dışarıya çıkarken annem iyi değil deyince ben de çok endişelendim. Görmek istedim sizi. Ay, Kerem hastalıktan çok korkar biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Kendisi hastalanınca da çok korkardı. Bir de asla iyileşemeyeceğini düşünürdü. Hatta bir keresinde Kerem'le hastalanıp yatağa düşmüştük. Ne kadar çok ağlamıştı bir daha okula gidemeyeceğim diye. Annem de memlekete gitmişti. Siz de sabaha kadar başımızda beklemiştiniz. Hatırlıyorum.
Bahar kırıyor yine ya. Ben ne diyeceğim? Açmasam şimdi iyice köpürecek. Niye açmadın kız telefonu? Hayırdır, yavukluğun falan mı var? Beni istemeye geliyor akşam. Ne sevgilisi abla ya. Telefon şirketinden aradılar, o yüzden açmadım. Aman aman, iyi kızma. Şaka yaptım ben de zaten. Sonra Hümeyra'ya da bulaşmıştı hastalık. Üçünüzü aynı odaya almıştık. Evet, bir türlü iyileşememiştik. Sabaha kadar dua etmiştiniz bize. O kadar kötü olmuştunuz ki. Vallahi ben de Kerem kadar korkmuştum aslında. Görmen lazımdı Elif. Birimiz ağlıyoruz, birimiz çıkartıyoruz. Kerem sürekli anne ne olur uyuma, bize bak diye yalvarıyordu. Hakikaten de. Ne zaman gözümü açsam hep yanı başımızdaydınız. Hiç yalnız bırakmadınız bizi. Bizim yüzümüzden hasta bile düşmüştünüz. Allah'tan anneciğin konağa dönmüştü de o da bana bakmıştı. Allah rahmet eylesin. Kerem de küçücükken ateşte içinde yanarken Allah sizi başımızdan eksik etmesin anneciğim diye ağladığı zaman ne gülmüştük gece gece ya. Annemden sonra en çok size güvenirdim. O gitti. Ama siz hala buradasınız. Allah sizi başınızdan eksik etmesin Macide teyzeciğim. Sağ ol kızım, eksik olma. İnşallah uzun yıllar birlikte oluruz yine. Geldiniz mi Leman Hanım? Buyurun. Geldim, geldim de sen niye eve gelmedin onu anlamıyorum. Bu soğukta beni sokak sokak dolaştırıyorsun. Kusura bakmayın yani o şey olunca ben de şey yapamadım. Öyle oldu yani. Ben kiraları topladım da onu dedim size vereyim. Bütün kiraları mı? Evet, bütün kiraları. Osman Bey'in dükkanının kirası peki? Osman Bey'in kirası da birikmiş aylarıyla beraber burada hepsi. Vallahi şaşırttın beni Veysel. Hiç beklemezdim bu kadarını. Aferin sana. Kimden ne kadar aldığımı da bir kağıda yazıp içine koydum. Sonra kontrol edersiniz. Ederim tabii. Sen söyledin mi Tülay Hanım'a benim için çalıştığını? Ha, yok, daha söylemedim. Ayrıca siz de söylemezseniz sevinirim. Bana ne? Ay, ne karışırım ben sizin işinize? İnci, iyi misin kızım? Sıkıldın mı? Birazdan Veysel amcan gelir, biz de eve geçeriz ha? İstemiyorum. Ama öyle itiraz etme hemen. Belki tatlı yemeğe gideriz ha? Profiterol, muhallebi. İstemiyorum. Eve gitmek de istemiyorum. Burada kalmak da istemiyorum. Tatlı yemek de istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Hmm.
Bu da senin avansın Veysel Bey. Al bakalım. Sağ olun Levan Hanım. Sen sağ ol. Bak o kadar direndin çalışmam diye. Kötü mü oldu? Hem sen kazandın hem de ben. Tabii tabii, evet haklısınız, doğru. Hem bu daha başlangıç. Şükredeceksin o bekçilik işinden kovulduğuna. Leman Hanım, kovulmadım ben. Anlaşamadık sadece. Ya tabii canım öyledir, lafın gelişi söyledim ben. Merak etme, bu işten sen de çok kazançlı çıkacaksın. İnşallah, inşallah. Daha önce de dediğim gibi hani Tülay'ın haberi olmaz değil mi? Ay olmaz dedim ya, ne sorup duruyorsun? Olsun, ben gene hatırlatayım dedim de. Hiç merak etme, benden laf çıkmaz. Hava soğudu, ben gidiyorum. Haydi hoşça kal. Haydi güle güle Leman Hanım. Aferin. Aferin. Girdin gözüme. Babanla seyahatte değil miydin? Döndüm şekerim. Bir haftalığına gitmiştim zaten biliyorsun. Ay hoş geldin. Doğru ya, o kadar zaman geçti değil mi? Ya geçti. Sen onu bir de bana sor. Aklım hep buradaydı. Kerem'le Süreyya'yı düşünmekten hiç tat alamadım gittiğim yerden. Vallahi Parlacığım hiç öyle görünmüyordu. Her gün Instaş'ta paylaşımlarını gördüm. Yani gayet keyfin yerinde gibiydi. Aman Hümi, ne bakıyorsun sen o paylaşımlara? Suratsız fotoğraflarımı çekip milletin ağzına laf mı verseydim? Tabii ki de çok eğleniyormuş gibi çektim tüm fotoğraflarımı. Düşmanlarım çatlasın hesabı. İlahi Parla, korkulur vallahi senden ha. Sen değil canım benim. Süreyya Hanım korksun bir zahmet. Ay Parla, alemsin ya. Ya lafı dönüp dolandırıp her seferinde Kerem'le Süreyya'yı getirmeyi başarıyorsun ya, pes. Ya bir soluklan, bir dur. Ne söyleyeyim, ne içersin? Bırak şimdi çay kahveyi Hümeyra'ya. Dev merak ediyorum. Ben burada yokken saçma sapan yakınlaşmadılar değil mi? Yok yok. Hiç öyle senin düşündüğün gibi bir durum olmadı. Hmm. Sana inanayım mı? Bak eğer arkadaşınım diye beni üzmemek için benden bir şeyler saklıyorsan. Yok canım, niye öyle bir şey yapayım? Hem ben bu sabah Kerem'le konuştum. Yani Süreyya ile aralarında bir şey olmadığını söyledi. Ya onlar çocukluk arkadaşı, yakınlaşmaları falan hep bu yüzden. Yanlış bir şey düşünmememiz gerekiyor sanırım. Hı? Bak için rahat olsun. Güven bana. Aralarında hiçbir şey yok. Peki. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Oh rahatladım valla. Şimdi işte güzel keyif kahvesi içebiliriz. Sana söyleyeyim canım. Malum. Bana yasak. Ay pardon tatlım ya. Kendi derdimden gözüm hiçbir şey görmüyor. Kusura bakma Ümit'ciğim. Ay Ümit, senin bu karnın baya baya belirginleşmeye başlamış. Değil mi? Annelikte, hamilelikte sana çok yakışacak tatlım benim, maşallah. Sağ ol canım. Hoppa, ben güldüm. Hoş geldin canım. Hoş bulduk Tülay'ım.
Nasıl mı çiçeklerim? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür de. Prenses, nasılsın bakayım? Yolda Melek teyzesini gördüğünü sanmış. Melek mi? Bizim Melek mi? Birini o sandı herhalde. Sanmadım, tamam mı? Melek teyzem dokudun. Eminim onu gördüğümü. Nereye gidiyoruz anne? Eve mi, dükkana mı? Dükkana gidiyoruz oğlum. Ben eve gitsem olmaz mı? Çok ödevimiz var bugün. Yok kuzum ya. Seni evde tek başına bırakamam ben. Yalnız olmayacağım ki ama. Misafir teyze de var evde. O ilgilenir benimle. Yok oğlum. Sen benim yanımda kal. Peki. Sen Melek teyzenle Elif ablanı çok mu özledin bak? Biz de çok özledik. Değil mi Tülay? Özlemez miyiz hiç? Çok özledik hem de. İnsan sevdiklerini çok özleyince bazen başkalarını onlara benzetirler. Benzetmedim bir kere. O kadar Melek teyzem de diyorum. Ya niçin inanmıyorsunuz bana? Melek teyzen çok uzakta mı tatlım? Çok uzakta. Peki hiç mi gelmeyecekler? Söylesek mi artık? Bugün Şafak öğretmeninden tam 3 tane aferin aldım anne. Bir tanesi Türkçe dersinde, 2 tanesi de matematik dersinde. Bir tane de benden o zaman. Aferin benim akıllı oğluma. Anneciğim, ben Şafak öğretmenini çok seviyorum. Bence dünyanın en iyi öğretmeni o değil mi? Niye sustun anne? Sen sevmiyor musun yoksa öğretmenimi? Seviyorum oğlum. Sevmez olur muyum hiç? O senin öğretmenin. Şafak öğretmenim! Aa, anne bak, Şafak öğretmenim! Oğlum tamam, bağırma, duydum. İyi günler Jülide Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Dükkana mı? Evet. Ben de eve geçiyorum. Süper. Birlikte yürüyelim o zaman. Çalışacaktım ama annem izin vermedi. Annen yalnız kalmanı istemiyordur. Yalnız olmayacaktım ki ama. Öyle mi? Evet ama evde misafir olduğu için. Emir Hanım tamam, yeter artık. Kusura bakmazsanız biz önce bir eve uğrayalım Şafak Bey. Estağfurullah, ne kusuru? Thank you.
Dükkana gitmeyecek miydik anne? Gideceğiz oğlum. Ama önce bir eve uğrayıp üstünü değiştirelim değil mi? Size iyi günler. Size de. Sen bana kızdın mı? Hayır oğlum. Niye kızayım ki sana? Evde yalnız kalmayacağım deyince kızdın gibi oldu sanki. Kızmadım kuzum. Sana öyle geldi herhalde. Misafir teyzeden bahsettim diye kızdın sanki. Onun için mi değiştirdik yolumuzu? Kızmadım kuzum. Endişelendim sadece. Niçin? Hiç kimse tanımıyor çünkü o teyzeni. Şimdi bizde kaldığını öğrenirlerse yabancı olduğu için endişe edebilirler. Niçin etsinler ki? Çok iyi bir teyze bence o. Olsun kuzum. Biz yine de şimdilik kimseye hiçbir şey söylemeyelim. Daha sonra söyleriz, olur mu? Peki anneciğim. Sen nasıl istersen. Anne bak, misafir teyze. Serçe. Sen ne yapıyorsun burada? Niye evde değilsin? Evdeydim. Ama bir an ses geldi. Kızım geldi zannettim ben. Hadi. Hadi kalk eve gidelim artık. Bak üşüteceksin burada. Hadi. Kızı bir görsen bana hak verirsin Meyra'cığım. İnsan anlamıyor yani. O oğlan o kızda ne buluyor? Hümeyra. Abla. Hoş geldin Parla. Seni geldiğini duymamışım. Hoş buldum. Ben sana bakmaya gelmiştim de öylesine yani. Gel otursana canım. Tamam. Vildan nereye kayboldu ya? Söyleyeyim de ben çaylarımızı tazelesin. Ben söylerim. Ay yok canım sen otur. Hem ben söyleyeyim anneme de baksın tekrar. Nasıl gidiyor? İyi. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Gezdim, eğlendim. Senin bu iş falan ne alemde? Çıktı mı bir şeyler? Henüz bir şey bulamadım. Umarım bir an önce bulursun. Yani sen de düzenini kurarsın ev falan. Zor oluyordur böyle. Yani kendi evin değil ya. Onun için söylüyorum. Burası benim de evim sayılır. Çocukluğum burada geçti ya, biliyorsun. Çok zor olmuyor yani. Hatta kendimi en çok evimde hissettiğim yer burası. Madem öyle, belki iş bulduktan sonra kalırsın bu evde. Çıkmazsın başka bir eve, ne dersin? Gerçekten merak mı ediyorsun beni?
Melih'i sözde deşmeden görevlinin kim olduğunu ulaştık Tarık Bey. Ama ne yazık ki 2 ay önce ölmüş. Boş mezarın kapatılmasının emrini veren kişinin kim olduğunu maalesef bilmiyoruz hala. Allah kahretsin. Bir şeyler yapmamız lazım. Lazım ama ne? Tamam, çıkabilirsin. Sen benden haber bekle. Yeni bir durum olursa sana ulaşırım. Peki efendim. Birken 2 oldu. Elif'le uğraşırken bir de melek belası çıktı başımıza. Bir an önce bulmam lazım Meleği. Evet. Macide benden önce bulursa Meleği biterim. Hayır. Asla böyle bir şey olmayacak. Macide Meleği bulmadan önce son nefesini verecek. Vermek zorunda. Efendim Tarık Bey. Neredesin yine sen? Bu kaçıncı aramam? Kusura bakmayın Tarık Bey. Gördüm aradığınızı ama açamadım. Macide Hanım'ın yanındaydım. Demek Macide'nin yanındaydın. İlacını vermek için mi yoksa? Kontrole gittim yanına ama henüz ilacı veremedim. Ne demek ilacı veremedim? Çıldırtacak mısın beni? Ne konuşmuştuk biz seninle? Tarık Bey, Macide Hanım'ın ilaç saati değil. O yüzden veremedim ilacı. Bir de boş bir anını yakalayamadım. Yanında bir sürü insan varken de... Tamam yeter. Bak ne yapıp edip bugün o hapı ona vereceksin. Gerekirse ağrı kesici olduğunu söyle. Ama o hapı içir ona. Tamam mı? Anladın mı beni? Tamam Tarık Bey. Halledeceğim. Yüce Rabbim, dualarımı kabul et. Yardımını esirgeme benden. Meleğe giden yoluma ışık tut. Yalvarırım sana. Macide Hanım, nasıl oldunuz? Daha iyiyim ama hala toparlayamadım bir türlü Vilda. Çok geçmiş olsun. Bir isteğiniz var mı benden? Yok Vildan, sağ ol. Ben yastığınızı düzelteyim. Olur. İyice kaymış. Başınız nasıl oldu? Ağrınız geçti mi? Hala ağrıyor. Bir ağrı kesici ister misiniz? İyi olur vallahi. Getir. Tamam. Getireyim ben hemen.
başka çarem kalmadı. Bunu yapmak zorundayım. Öyle yani. Arayıp konuşacağım bir ara. Neyse artık ya, ben kalkayım. Aa, nereye gidiyorsun canım? Ne güzel konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Ümit'ciğim ya, bu seferlik beni affet. Bu akşam bir açılışa davetliyim de... işte daha saçım, makyajım, hazırlanmam falan. Uzun iş. Çok işim var. Tamam o zaman, bir şey diyemem. Bilirsiniz. Böyle geceleri hazırlanmak bir maraton gibi. Tabii. Bilmez miyiz? Kıyafetin kimden? Senin modacından mı? Evet. Özel benim için, bu gece için dikti. Ay, nasıl peki? Ne renk? Böyle ateş kırmızısı. Ay, acayip bir şey ya. Ay, kim bilir, sana da ne çok yakışır. Var mı fotoğrafı? Ay, şimdi yok ama hazırlanınca çeker atarım. Bakarsınız. Kerem'e de söyledim. O da gelecek belki benimle. Aa, öyle mi? Sonrasında da after party var. Bayağı eğleneceğiz yani bugün. Ay, ne özendim vallahi şimdi. Neyse artık, benim çenem düştü, kalkayım ben. Tamam canım, daha sonra zaten detaylıca konuşuruz. Of course tatlım. Ay, keşke gitmeden bir Macide teyzeciğimi de görseydim. Bir geçmiş olsun derdim. Ben odasından çıktığımda uyuyordu. Hala uyuyordur. Hmm. Öyle mi? Hı. Öyle. İyi. Peki o zaman. Ben iletirim, merak etme. Biz seni geçirelim. Hadi. Sakin ol. Bunu yapacaksın. Başka çaren yok. Yapacaksın. Macide Hanım, niye ayağa kalktınız? İyi misiniz, neyiniz var? Başım dönüyor, çok fena. Tutun beni, tutun. Allah Allah. Öpeyim. Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana iyi eğlenceler tatlım. Thanks. Hadi bye. Ben bir annemin yanına gideyim de uyanmıştır belki. Merak ettim, ben de geleyim. Alın için biraz. Sağ ol. Macide Hanım, tek başına niye kalktınız? Beni çağırsaydınız ya. Tamam Bildan, büyütecek bir şey yok. Başım döndü, gözlerim karardı bir anda ama şimdi daha iyiyim. Sağ ol. Anne, ne oluyor burada? Sormayın Meyra Hanım. İçeri girdiğimde yataktan kalkmıştı ama ayakta duracak hali yoktu. Ne? Başı dönmüş, gözleri kararmış. Anne, iyi misin şimdi?
Başınız hala dönüyor mu? Telaş yapmayın, daha iyiyim. Yok bir şey. Yok, hastaneye gitmek lazım. Gerek yok kızım, daha iyiyim şimdi. Hayır, bir doktora gözükmek iyi gelir. Evet. Vildan, sen annemi hazırlamaya başla, ben... Meyra, gerek yok diyorum, tamam. Geçti gitti, daha iyiyim. Ama anne... Aması maması yok. Gerek yok, daha iyiyim. Vildan, yardım et, uzanayım ben biraz. Vildan odaya girdiğimde çok kötüydü deyince telaş yaptım ben de. Hemen hastaneye gidelim dedim ama kabul etmedi. Resmen direndi gitmemek için. Ah anne ya, ah! Ne yapayım, ben de baktım olacak gibi değil, habersiz doktoru çağırdım. Yok abla, sen iyi yapmışsın. Önleme kalsa zaten var ya. Tarık Bey, ilacı vermek için odasına gittim. Gerçekten. Ama bir baktım ki durumu çok kötüydü. Başı dönmüş. Tamam yeter. Bu iş uzadıkça uzadı. Bir şekilde bu işi halledeceksin. Şimdi doktor başında değil mi? Evet, muayene ediyor. Tamam. Güzel. Bizim bu durumu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Doktor ilaç falan yazarsa ne yapacağını biliyorsun değil mi? En azından bu kadarını becerebileceğini düşünüyorum. Hocam, bunlar tansiyonumuzdaki düzensizlikler sebebiyle meydana gelmişti Macide Hanım. Son zamanlarda canınızı sıkan bir durum oldu mu? Ya da kafanızı taktığınız bir olay? Merak edilecek bir şey yok. İyiyim ben. Gerçekten. Boşu boşuna sizi de buraya kadar yorduk. Haberim olsaydı çağırmalarına müsaade etmezdim. Anne, hala inat ediyorsun. Telaş yaptım işte, ne yapsaydım? Evet anne. Yani önlem almakta fayda var. Sizi anlıyorum. Kimseyi üzmek istemiyorsunuz. Ancak Hümeyra Hanım beni arayarak en doğrusunu yapmış. Duydun mu? Peki niye başı dönmüş, gözü kararmış? Şöyle ki, aldığı tansiyon ilaçları yetersiz gelmeye başlamış gibi görünüyor. Şimdi kendisine ek bir ilaç yazacağım. Her gün kullanması gerekecek. Hemen kullanmaya başlaması lazım o halde. Tabii. Tamam tamam, ben zaten şimdi nöbetçi eczane bulur alırım. Buyurun. Eğer tansiyondaki düzensizlik devam ederse hastaneye getirin. Tekrar detaylı bir tetkik yaparız. Tabii tabii. Çok geçmiş olsun Macide Hanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun, ben sizi geçireyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Boşuna evham yapıyorsun. Yok bir şey. Tam zamanı. Eğer Vildan bu fırsatı kaçırırsa. Tarık'cığım. Nasıl oldu annen? Ne dedi doktor? Ya önemli bir şey yokmuş. Aldığı ilaçlar yeterli gelmiyormuş artık. Yeni bir ilaç daha yazdı doktor. Ya. Çok güzel bir haber bu. Yani bir an önce iyileşecek anne.
Öyle görünüyor. Doktor öyle söyledi. Hemen toparlarmış. O zaman ben bir çıkayım. Nöbetçi eczane bakayım. Sağ ol hayatım. Gerek yok. Ya Kerem çıktı. Gecikmeden bir an önce gelse de. Hemen toparlasa. Kaç gündür tadı tuzu yok biliyorsun. Dinmez olur muyum? Her şey iyi olacak. Sen canını sıkma olur mu? Bunu da bugün yaptım. Öğretmenimle futbol oynarken çizdim kendimi. Çok güzelmiş. Biliyor musun? Benim kızım da resim yapmayı çok sever. Nerede peki şimdi? O da gelecek mi? Gelecek inşallah. Ben tanıştırırım sizi. Şayet anlattığınız gibi ise yani akli dengesi tedavi ihtiyacı olduğu çok açık. Ruh ve sinir hastalıklarına yönlendirebiliriz. Çok sağ olun fakat şimdilik böyle bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Yine de düşünün. Güvenliğiniz için böyle bir önlem gerekli olabilir. Burada da öğretmenim ders anlatıyorken çizdim. Sen çok mu seviyorsun öğretmenini? Hı hı. Oğlum. Sofra hazır sayılır. Hadi sen ellerini yıka da gel. Bir dakika anne. Resmimi anlatıyorum teyzeye. Öğretmenim de bizim burada oturuyor. Bu da sıra arkadaşım Hakan. Doğru mu yaptım acaba? Allah'ım bir yol göster. Alayım buradan. Bu da sizin için Hümeyra Hanım. Yıldız abla size havuç suyu sıkmış. Gebelikte faydalıymış. Sağ olsun. Ay. Ah Kerem de geldi. Ne yaptın? Bulabildin mi açık eczane? Ha, buldum buldum. Bildan. İlaç burada. Sen ilgilenirsin değil mi? Tabii Kerem Bey. Siz hiç merak etmeyin. Bir an önce alsa da etkisini gösterse bari. Tabii ki hayatım. Ne kadar erken, o kadar iyi. Gel. Macide Hanım, ilacınızı getirdim. Getir kızım. Thank you.
Buyurun efendim. Ölmüşlerinin ruhuna değsin.